Hocam çevremizde bize çok soruluyor. Kadınların işte çalışması caiz midir? Yani ne dersiniz bu konu hakkında? Yani hocam kadınların işte çalışmaları belli bir şartlar oluştuktan sonra caizdir. Bunda herhangi bir mahsur yoktur. Ama ve lakin bu şartları ilk başta izah edeyim. Daha sonradan İslam'ın bize tarif etmiş olduğu bir takım nizam vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurmuş olduğu bir aile sistemi vardır. Onu izah edeyim. Bir kadının bir müessesede çalışabilmesi için evvela o müessesenin haram bir müessese olmaması lazım. İçki fabrikası vesaire gibi. İkinci olarak erkekler olmaması lazım. Yani erkeklerin bulunmuş olduğu bir yerde kadının çalışması kesinlikle caiz değildir. Efendi Hazretimizin tabiriyle erkek sinek bile girmeyecek. Öyle bir ortamda sadece kadınlarla beraber oluşan bir ortamda kadınların çalışmasına herhangi bir beis yoktur. Amma ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma anamızla Hazreti Ali Efendimiz'i evlendirdikleri zaman, "Ey Ali, sen evin dış işlerinden sorumlusun. Evin geliri gideri, evin geçimi, geçindirilmesi, para getirilmesi, rızık getirilmesi vesaire filan. Allah Teala Celle Celaluhu bu yükümlülüğü erkeğe vermiştir, kadına değil. Ey Fatıma, sen de evin iç işlerinden sorumlusun." İşte temizliği, düzeni, çocuk bakımı vesaire filan. Bu İslam'ın bize vermiş olduğu tabiattır. İslam tabiatıdır. İngilizler bir araştırma yapmış hocam. Çalışan kadınlar, çalışmayan kadınlara nispetle daha çok yıpranıyorlarmış. Bu İngilizlerin, efendim, gayrimüslim insanlar yapmış olduğu bir araştırma. Yani bunu zaten demeye gerek yok. İslam bunu bu şekilde emrediyor. Fıtrat gereği Allah Teala Celle Celaluhu bu şekilde yaratmış. Amma ve lakin yani bakıyoruz bir ailede anne çalışıyor, baba çalışıyor, efendim evlat çalışıyor, kardeş çalışıyor. Amma ve lakin hocam diyor huzur yok diyor ya. Eskiden sadece bir babam çalışıyordu. Evde ağzımızın tadı, bereket, huzur her şey vardı. Herkes çalışıyor, herkes eve para getiriyor. Gel ortada para yok. Bu nasıl oluyor? İşte bereket öyle bir şeydir ki rakamlarla anlatılacak bir şey değil. Nice aileler var bu şekilde efendim yuvaları yıkılıyor. Şimdi adam işte çalışmış, yorgun, bitkin bir vaziyette eve geliyor. Evde ne istiyor? Tatlı bir karşılama, değil mi? Huzur üzere bir yemek, tatlı bir güler yüzlü bir efendim aile ortamı istiyor. Şimdi kadın çalışırsa bu ortam nasıl olacak? Sen de çalıştın diyecek. Sen çalıştın, ben de çalışıyorum. O da yorgun, o da yorgun. Demiş ya yani sen aga ben aga bu sütü kim sağ? Kadınlar oldu koca, kocalar oldu kadın. Allah muhafaza eylesin. Son bir hadis-i şerifi bu konuyu izah etmeye yeter. Kaynak veriyorum. Muhtarul Ehadiyetin Nebevi'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kendi hanımını, kız kardeşini, efendim kızını, gelinini çalıştıran bir insan o paranın bereketini göremez. Az önce anlatmış olduğum o ailesel bir takım problemler vesaire filan yaşayanların kaynağı bu hadis-i şeriftir. Kadın evde oturacak, çoluk çocuğuna bakacak, efendim evini düzenleyecek, temizleyecek. Kadınların vazifesi ümmete evlat yetiştirmektir, ümmete adam yetiştirmektir, Fatih Sultan Muhammedler yetiştirmektir. Değil mi? Yavuz Sultan Selimler yetiştirmektir, alimler. Bir çocuğun birinci, ilk hocası annesidir, annesidir. Annesinden öğrenmeli. Ama ve lakin annesi çalışıyor. Annesi bir şey bilmiyor. Ne anlatacak? Ya büyüklere sorun mesela. İlk siz kimden öğrendiniz? Annemden öğrendim diyecek. Annem bana öğretti. Allah'ımız Celle Celaluhu ailevi huzurumuzu sağlayacak İslami fıtratı hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Kadınları efendim şu fitne ortamında dışarıya döktüler, çalışmaya mahkum ettiler, ezdiler. Kadınlar üzerinden efendim yapılan propagandalar, reklamlar. Kadın olmadan bir eşya satamıyor ya. Şu eşyayı kadın olmadan satamıyor adam ya. İlla ki. İlla bir kadın olacak, bir iş, reklamda şey olacak. Kadını maalesef böyle malzeme haline getirdiler artık. Allah'ım İslam'la tekrardan kadınlarımızı, erkeklerimizi, ailemizi tekrardan İslam'ın şerefiyle izzetlendirsin inşallah. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin.